Burada seyircilerimiz dediğimiz gibi bir gün bir acı günleri yaşarız İmam Ali'nin istişadiyle dolayı. Ve bizim bugün inşallah Zudan şahsiyet ve teramızda olacaktı İmam Ali'nin hakkında salamullahi aleyh. Bir geçek onu izleyelim, ondan sonra tekrardan o noktadan devam etmekteyiz. Hazreti Ali Fil vakasından 30 yıl sonra Harem-i Kabe'de Recep ayının 13 Cuma günü doğmuştur. Hazreti Ali İslam devletinin 656-661 yılları arasında halifeliğini yaptı. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hem damadı hem de amcası Ebu Talib'in oğlu olan Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin İslam'a davetini kabul eden ilk erkektir. Peygamber Efendimizin amcasının oğlu, damadı ve dördüncü halifesidir. Babası Ebu Talib, annesi Fatıma binti Esed, dedesi Abdülmuttalip'tir. Künyeleri Ebu Hasan ve Ebu Turab, lakabı Haydar, bilimin kapısı ünvanı, Emirül Müminindir. El-Murteza, kendisinden razı olunan, Allah'ın rızasını kazanmış ve Esedüllahi Galip, Allah'ın her zaman galip gelen kuvvetli, Arslanı gibi lakapları da vardı. Çocukluğunda hiç puta tapmadığı için daha sonraları Keremallahu vechuhu, Allah yüzünü mükerrem kılsın, şereflendirsin duasıyla anılmıştır. Sahabe arasında bu şekilde yad edilen tek kişidir. Hazreti Ali, Abu Talib'in en küçük oğludur. Mekke'de baş gösteren kıtlık üzerine Resulullah Efendimiz, amcasının yükünü hafiflettirmek için Hazreti Ali'yi radıyallahu anhu himayesine aldığı yetiştirdi. Böylece Hazreti Ali Beytullah'ta doğmuş, Beyt-i Resulullah'ta da yetişmiş oldu. 10 yaşındayken İslam ile şereflendi. Hazreti Hatice'den sonra İslam'a girmiş, ilk Müslüman olan erkek vasfını kazanmıştır. Hazreti Ali Mekke ve Medine Münevvere'de her an Peygamber Efendimizin yanında oldu. Hicrat esnasında Efendimizin yatağında uyuyarak müşrikleri oyaladı ve Peygamber Efendimiz'e zaman kazandırdı. Allah Resulü'nün bıraktığı emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra kubbede Peygamber Efendimiz'e yetişti. Hicretin 5. ayında gerçekleştirilen kardeşlik akidinde Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'yi kendisine kardeş olarak seçti. O bu iltifat ve lütuf karşısında son derece duygulandı. Hazreti Ali Hicri 2. senenin son ayında Hazreti Fatıma ile evlendi. Ona son derece sevgi ve saygı duyardı. Hazreti Ali Peygamber Efendimizin devamlı yanında bulundu ve bütün cihat hareketlerine katıldı. Uhud'da ve Huneyn'de muhtelif yerlerinden yara aldı. Bedir'de sancaktardı. Aynı zamanda keşif kolunun başındaydı. Hakim noktaları tespit ederek Nebiye-i Ekrem Efendimiz'e bildirdi. Bu mevkileri işgal ederek Bedir'de mühim bir savaş harekatını başarıya ulaştırdı. Bedir gazasının başlamasından önce Kureyşliler ile tek tek dövüşen 3 kişiden biriydi. Bu dövüşte hasmı Velid bin Muhire'yi kılıcıyla öldürdüğü gibi zor durumda kalan Hazreti Übeyde'nin yardımına koştu ve onun hasmını da öldürdü. 25 yaşlarında bir delikanlı olarak büyük kahramanlıklar gösterdi. Allah Resulü'nün arzusu üzerine Bedir'de yapılan havuzdan bir kırbeyle ashab-ı kirama su taşıdı. Burada kendisine Allah'ın arslanı lakabıyla Bedir ganimetlerinden bir kılıç, bir kalkan, bir de deve verildi. Hicri 3. sene Ramazan'ın ortasında oğlu Hasan radıyallahu anhu doğdu. 4. sene Şaban'ın ayının 5'inde Hüseyin radıyallahu anhu doğdu. Daha sonra Muhsin isminde bir oğlu ile Zeynep ve Ümmü Gülsüm radıyallahu anhu isminde kızları oldu. Hazreti Ali'nin Zülfikar ismi verilen meşhur bir kılıcı vardı. Ucu iki çatallı olan bu kılıç, Uhud'da gösterdiği üstün kahramanlık, cesaret
ve fedakarlık sebebiyle Resulullah Efendimiz hediye etmişti. Münebbih bin Haccac'a ait olan Zülfikar, Bedir'de ganimet olarak alınmıştı. Allah Resulü, Hazreti Ali'yi bazen Medine'de yerine vekil bırakmış, bazen de kumandalık, sancaktarlık, kıdlık gibi vazifelerle muhtelif yerlere göndermiştir. Nihayet Küfe'de 661 yılında bir harici olan Abdurrahman bin Mülcem tarafından sabah namazına giderken yaralandı. Bu yaranın tesiriyle 2 gün sonra 26 veya 28 Ocak 661'de şehit oldu. Bugün Necef diye bilinen Küfe'de defnedildi.